Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 2018 yılı Ocak ayı toplantısının ikinci birleşimi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda idare tekliflerine ait 13, komisyon raporlarına ait 33 ve bir gündem dışı olmak üzere toplam 47 madde görüşülürken, 8 şehidin isminin kent genelinde yol, meydan ve kavşaklara verilmesi önerisi oy birliğiyle kabul edildi. Mecliste görüşülen maddeler kapsamında 14 Nisan, 8 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 17. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin yapılması için Mersin Büyükşehir Belediyesi 2018 mali yılı bütçesinden 300 bin liralık destek sağlanması ile ilgili teklif ilgili komisyona havale edildi. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak ayı 2. birleşimi alınan kararların Mersin ve tüm ilçelerine hayırlı olması temennileriyle sona erdi. Adana ve Mersin'de aşk vaadiyle dolandırıcılık, yağma, gasp, hırsızlık yaptıkları ve uyuşturucu sattıkları iddia edilen Jono aşiretine yönelik 1000 polisle düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30'dan fazlası kadın 50 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, son zamanlarda özellikle aşk vaadiyle dolandırıcılık olaylarının artması ve vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine Asay Şube Müdürlüğü'ne bu olayların bitirilmesi ve zanlıların yakalanması için talimat verdi. Yapılan teknik takip sonucunda Adana, Ceyhan, Mersin ve Tarsus ilçelerinde 5 mahallede yaşayan Jono aşireti mensuplarının hırsızlık, yağma, gasp, aşk vaadiyle dolandırıcılık ve uyuşturucu satmak suçlarına karıştıkları belirlendi. Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın bizzat yönettiği operasyona Özel Harekat ve Çevik Kuvveti'nde aralarında bulunduğu 1000 polis katıldı. Polislerin yanı sıra hassas burunlu narkotik köpekler karadan evlere girerken havadan helikopter ve drone destek verdi. Toplumsal olaylara müdahale araçları da operasyona katıldı. Polis Mersin ve Adana'da 5 mahallede 39 adrese tek tek girdi. Operasyonda Jono aşiretine mensup yaklaşık 30'dan fazlası kadın 50 kişi gözaltına alındı. Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorguya alındı. Mersin ilçelerinde 2017 yılında 400 ile 500 civarında arı kovanı çalındığı bildirildi. Mutlu arıcılıkla uğraşan üreticiler her gün bakımlarını yaptığı kovanlarının üçer beşer çalındığını fark etti. Özellikle oğul çıkacak ve dolu olan kovanların çalınması hırsızların arıcılık konusunda bilgili olduklarını düşündürüyor. Arı kovanlarının çalınmasıyla ilgili bilgi veren Mut ve Gülnar Bal Üreticileri Başkanı Kadir Cesur şöyle konuştu. Şimdi yöremizde arı hırsızlığının önüne geçemiyoruz. Her ne kadar da arılıkları kontrol etsek dahi çamurda, dağda, ormanda kendimiz yaşıyoruz, burada yattığımız halde hırsızlığın önüne geçemedik. Kovanıyla beraber mi çalınıyor? Kovanıyla beraber çalınıyor. Evet. Çalındıktan sonra bazen işte kenarda, kıyıda şu kadar arı var deniliyor. Gidip tespit ettiğimiz halde kendi kovanımızı bulamadığımızdan dolayı bunun tespitini yapamıyoruz. O zaman kovan değişikliği mi yapıyorlar? Kovan içinden değişikliği yapıyorlar büyük bir ihtimal. Evet. Bunun önüne geçemedik. Geçmiş yıllarda bazen kaymakamlıklara da dilekçemizi verdik. Yol tespitlerinde gerek jandarmanın gerek emniyetin arı kovanları yüklü arabaların arı kovanların kimlere ait olduğunu tespitinin yapılması diye bir dilekçemiz oldu. Ama şimdiye kadar hiç öyle bir yakalanma olmadı. Mersin'in Tarsus ilçesinde kaçak kazı yapan kişi eseri çalamadan yakalandı. Alınan bilgiye göre polis, Şehit Mustafa Mahallesi'nde daha önceden de kaçak kazı yapılan müstakil ikametin bahçesinde yine kaçak kazı yapıldığı ve geçmiş dönemlere ait mozaik bulunduğu ve çıkartılmaya çalışıldığı bilgisini aldı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, evin bahçesinde yapılan çalışmalarda 4 metre derinliğinde 3 metre çapında çukur kazıldığı, çukur zemininde üzerinde balık ve kuş figürleri bulunan 4-5 metrekare genişliğinde geçmiş dönemlere ait olduğu değerlendirilen mozaik yapıyla kalp şeklinde 80 santim çapında lahit olduğu değerlendirilen sütun taş tespit etti. Müze yetkilileriyle irtibata geçen ekipler tahkikatı sürdürüyor. Olayla ilgili SA isimli şahıs gözaltına alındı. Anamur ilçesinde sahibi tarafından yıllarca yükü koşulan ancak boynunda ve gözünde oluşan sakatlıktan dolayı işe yaramaz hale geldiği için ölüme terk edilen eşeğe Mersin Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. Aç ve bitkin bir şekilde soğuktan donmak üzereyken bulunan ve Menekşe adı verilen eşek Tarsus Hayvanat Bahçesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.
şu anda eşekte gebelik kontrolü yapıyoruz ultrasonla. Ancak yaptığımız muayene neticesinde hayvanın gebe olmadığını tespit ettik. Anamur'daki hayvansever gönüllüleri tarafından, özellikle hanımefendi Füsun Bayraktaroğlu tarafından verilen ihbar üzerine Anamur'da sahipsiz sokakta bulunan bir eşek olduğunu ve bunun alınması gerektiğini bize beyan ettiler. Biz de sağ olsun Hayvanat Bahçesi Şube Müdürümüz Mesut Özdemir ile koordineli bir şekilde çalışarak araç ayarladık ve Anamur'a vararak olay mahalline, orada görevli veteriner hekim arkadaşlarla birlikte buluştu. Daha sonra eşeğimizi aramaya başladılar. Buldular, araca yükledik. Tarsus Hayvanat Bahçesi'ne geldi. Burada ilk muayenesi teknik ekibimiz ve özellikle veteriner hekim arkadaşımız Fırat Bey tarafından yapıldı. İlk muayenesi yapıldı. Şimdi de detaylı bir muayeneye tabi tutacağız. Sahibi tarafından çok hor bir şekilde yük aracı olarak kullanılmış. Şu boyun bölgesinde gördüğünüz şekilde ödem daha sonra da irin şeklini almış. Boynunu kıpırtacak hali yok. Ayrıca solunumda büyük bir problemi var. Kamerayla gösterebilirsek burada sol gözünde katarakt oluşmuş. Sol gözü şu an hiç görmüyor. Uzun süre aç da kalmış. Susuz kalmış. Soğuktan birazcık da üşümüş. Bundan sonraki süreçte Menekşe bizim hayvanat bahçesinde diğer Menekşe gibi gelen arkadaşlarıyla beraber doğal bir yaşam ortamında kendi ırklarıyla beraber çok rahat bir hayat sürecektir. Bizim prensip olarak biz her hayvan ırkını kendi doğal yaşam döngüsü içerisinde doğal yaşam koşullarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu anlamda da Türkiye'de iddialı hayvanat bahçelerinden biriyiz. İthal TV'de Perşembe günleri canlı yayınlanan Futbol Panorama programına konuk olan Mersin İdman Yurdu Başkanı Hamit Üzol, merak edilen konularda soruları cevapladı. Biz buraya geliş amacımız var bizim. Ve Mersin İdman Yurdu'nu birçok başkan varken ben yönetmişim. Belediye başkanları başkan gibi görünmüş ama ben yönetmişim. Bir başka arkadaşımız belediye olmuş, kulüp başkanı olmuş ama ben yönetmişim. Bu Mersin İdman Yurdu tarihinde vardır. Ya abi tamam da ben istemem mi ki? Ben Mersin İdman Yurdu'na bu kadar emek vermişim. Canımı ortaya koymuşum. Ve yaşamın bu son döneminde benim Mersin'e bir hediye İstemem mi vereyim yani? Bugüne kadar 500 milyarın üzerinde para ödemişiz. Bunun hepsini futbolculara ödemişiz. Başka kimseye ödememişiz. Biraz sabır lazım. Biraz tabii herkes heyecanlı, herkes şey. Şimdi Hamit İzol deyince insanlar zannediyor ki ya işte tamam ya artık bu iş bitti. Ya o kadar da değil yani. Ya bu beklentinin sebebi ne? Güven yani. Güvenmelerindendir. Yani ben buna tabii teşekkür ediyorum. Ben yani zaten güvensiz biri olsaydı derdi ki bu adamın ne işi var, niye geldi? Sen ne yaparsan yap. Şimdi bugün biz 3. ligdeyiz. Ben bak kongrede de söyledim. Biz kendimizi 3. lige hazırlayalım dedim. Orada değil mi? Hatırlıyor musunuz? Evet. Genel kurulda transfer tahtası. En kolayı transfer tahtası. Bugün 5 trilyonla biz transfer tahtasını açarız. 5 trilyonla tabii, transfer tahtasını tabii, açarız. Ama bizim 30 trilyon yabancılara para vermemiz lazım ki puanımız düşmesin. Bizim ödeyebileceğimiz bir para olursa zaten 3. lige bu şimdi gelse de derdi şimdi anlaşsak bile hiçbir anlamı yok. Ama diyelim ki yazın sezona. Onlar derse ki ya biz bunlarla anlaşalım kardeşim. Bizim 8-10 trilyon biz bu şehirde saniyede buluruz. Açık ve net söylüyorum. Ben şimdi bilmem ne, niye ben yani kasada parayı tutayım? Yani kasada para kalınca sorun ne? Sorun şöyle, kasada para kalınca sen bu defa bir karşı tarafa başka yere de hesap vereceksin. Yani şimdi adamın öbürünün de alacağı var, gelecek sana diyecek ki senin kasanda para var, niye benim borcumu yani ödemiyorsun? Yani alacaklılarla alakalı. Ya, tabii bak geldiğimiz günden bugüne kadar bir tek Türk lirası borç yok. Mersin İdman Yurdu'nun bütün harcadığı para. Bak şimdi kampta 75-80 milyar kamp para tutuyor. Biliyorsun
Ulu Otel bizim yönetimde. 25 milyar yiyecek içecek maliyetini ödüyoruz. Diğerini ödemiyoruz. Bir tek Türk lirası ödemiyoruz. Büyük bir şans yani. Şimdi bak. Sultanşah Otel her ay 20 mi? Daha önce tesislerde kalıyordu 60 trilyon çünkü Füzuli adamlar kalmış. Her ay 60 milyar pardon özür dilerim. Şimdi Sultanşah'ın 20 milyar her ay alacağı var. Biz onu teberru makbuzu kesiyoruz. Hiç almıyoruz. Yani hiç almıyoruz. Bir tek Türk lirası. Yani her şekilde bizim tek ödememiz deplasmana giderken uçak parasıdır. Biz gitmek isteyen arkadaşlara dedik ki kardeşim. Kim gitmek istiyorsa kiralık 100 mallığına da 200 isteriz. İstersen amatör olsun. Ben bu rayışı koydum. Bunu getirebilen gitsin, gitmek isteyen de gitsin. Biz gitmek isteyenle de çalışmak istemiyoruz. Ben diyorum ki beraber yönetelim. Yani Mersin İdman Yurdu'nu beraber yönetelim ama menfaatsiz yönetelim. Yani beklentisiz, şeysiz, yani saf ve duru bir şekilde. Yani ben zaten mantıklı olan, Mersin İdman Yurdu ile ilgili mantıklı olan herhangi bir şeyde ben zaten yan döner bakarsam zaten o zaman benim üzerime namaz kılınmaz. Şimdi, belediyenin yani maddi olarak belediye destek oluyor. Yani işte yani bir şekilde. Siz ama şey dediniz valilik, kaymakamlık falan filan. Ya hepsi bak şimdi. Destekliyor dediniz ya. Biz herkes destekliyor. Gerçekten destekliyor. Yani ama yani. Ama diyorlar ki ya destekliyor da o zaman boş niye bitti? Hayır yani bu işte öyle, desteği yanlış ya, anlaşılıyor. Şimdi o destek, destek yanlış anlaşılıyor. Yani öyle bir destek değil. Bunu biz burada başa baş götürüyoruz. Ben dedim ya borçlanma yok. Yani biz eski borçları ödüyoruz. Futbolcuların SSK'larına kadar yatırıyoruz. Bir tek lira bizim dönemimizde borç yok. Peki borç azalıyor mu? Yani ama çoğalmıyor. Borç azalmaz. Nasıl? Futbolculardan dolayı azalıyor. İçel TV'ye. Çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bütün şehire bu mesajı vermek istiyorum. Biz sizden bir şey istemiyoruz. Biz sizden sevgi, biz sizden güven istiyoruz. İleride sizin yapmanız gerekeni biz zaten size söyleyeceğiz. Biz şimdi ne bir iş adamımızı rahatsız edeceğiz. Ne bir başkasını rahatsız edeceğiz. Ne Sayın Valimizi rahatsız edeceğiz, ne Sayın Bakanımızı rahatsız edeceğiz. Biz o büyük günde hadi el birliğiyle bir kalkalım dediğimiz zaman ki bir projeyle geleceğiz size. Ben de inanıyorum ki bütün Mersin'in fakiriyle zenginiyle hepsinin birden ayağa kalkacağına inanıyorum. Mersin Büyükşehir Belediyespor kadın basketbol takımı FIBA Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Letonya'nın Riga ekibini deplasmanda 63-62 yendi. Başkent Riga'daki Elektrum Olimpiyat Merkezi'nde oynanan maçta ev sahibi ekip ilk periyodu 15-14, devreyi de 32-27 önde tamamladı. Üçüncü çeyreği 54-42 geride kapatan Mersin Büyükşehir Belediyespor rakibini 8 sayıda tuttuğu son periyotta 21 sayı üreterek salondan 63-62 galip ayrıldı. İlk maçı 88-70 kazanan Mersin Büyükşehir Belediyespor bu sonuçla kupada bir üst tura yükseldi. Okul Sporları Federasyonu'nun 2017-2018 sezonu faaliyet takviminde yer alan Mersin Tenis Kompleksi'nde düzenlenen ve il geneli 14 okul takımından 75 sporcunun katıldığı Okul Sporları Genç Erkekler Badminton İl Birinciliği müsabakaları sonunda Toroslar Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Akdeniz Gazi Anadolu Lisesi'ni 4-1 yenerek Okul Sporları Genç Erkekler Badminton İl Şampiyonu olma başarısını gösterdi. Okul Sporları Genç Erkekler Badminton İl Birinciliği'nde ikinciliği Akdeniz Gazi Anadolu Lisesi, üçüncülüğü Yenişehir Yahya Günsur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elde ederken Yenişehir Şevket Polca Anadolu Lisesi ise il dördüncüsü oldu. Okul Sporları Genç Erkekler Badminton İl Birinciliği sonunda şampiyon olan Toroslar Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ve 2. Akdeniz Gazi Anadolu Lisesi Okul Sporları Genç Erkekler Türkiye Badminton Grup müsabakalarında ilimizi temsil edecekler.